Kel Hoca Akademi ile Din, Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerine tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, yeni ünitemizin konusu Kur'an'a göre Hz. Muhammed. Ee, Hz. Muhammed'in hayatıyla alakalı daha çok bu yönde gelen sorular e, şahsiyetine dayalı olduğunda yoruma dayalı oluyor. Eğer peygamberliğine ile alakalı ise müfredat içerisinde daha çok kavramların yer aldığını görebiliyoruz. En başta şöyle müfredat müfredata bağlı olarak öne çıkan Hz. Muhammed ile alakalı belli başlı unsurlardan bahsedecek olursak. En başta 571 yılında Mekke'de doğdu, 632 yılında Medine'de vefat ettiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Doğmadan babasını 6 yaşında annesini kaybetti. 8 yaşında dedesini kaybedinceye dek onunla yaşadı. Dedesinin vefatından sonra amcası Ebu Talib'in yanında yaşamaya başladı. Küçük yaşlardan itibaren ticaretle uğraştı. Tabii bunda amcasının da amcası Ebu Talib'in de ticaretle uğraşıyor olmasının büyük bir e, rolü var. Bu anlamda e, amcası Ebu Talib'e hem yardımcı olmak adına hem de e, kendi ihtiyaçlarını giderme kimseye yük olmamak adına ticaretle uğraşmaya başladığından bahsedebiliriz evlenene kadar Hazreti Hatice ile evlenene kadar da e, Hazreti, e, e, Hazreti, Hatice ile evlenene kadar Ebu Talip ile beraber ticaretle uğraşmaya devam etmiştir. Sonrasında zaten Hazreti Hatice de ticaretle uğraştığı için yine evlilik sonrasında da bu meslekten e, bu mesleği devam ettirdiğinden bahsedebiliriz. Cahiliye kültüründen ve müşriklerin inancından uzak durmuştur. Hanif dinine mensuptur. Yani Hanif inancına mensuptu. Biliyoruz ki biz cahiliye döneminde evet putperestlik hakim ancak onun yanında putperestlerin yanı sıra Hz. İbrahim'in dini olarak söylediğimiz daha önceki videolarda hanif kavramından bahsetmiştik arkadaşlar. Hz. İbrahim dini olarak Kur'an-ı Kerim'de geçiyordu. Yani tek Allah inancını benimseyen, yani tevhid inancını benimseyen kimseler için kullanılan bir kavramdı bu. Hanif dinini, hanif inancını, yani Hz. İbrahim'in inancını benimseyen kimselerden biriydi Hz. Muhammed'de doğal olarak cahiliye kültürüne ait o putperest yaşam ve belli o işte panayırlarla düzenlenen o tarz inanışlara e, kesinlikle katılmadığını söyleyebiliriz. Gençlik döneminde adaletsizlikleri önlemek amacıyla kurulan Hılful Fudul yani Erdemliler Cemiyeti olarak bildiğimiz cemiyette kendisi isteğiyle kendi isteğiyle gönüllü olarak görev almıştır arkadaşlar. Hılful Fudul özellikle gençlik döneminde onun adaletten yana tutumuyla alakalı bir örnek olarak karşımıza çıkar. Kabe'nin onarılmasında etkin bir rol oynamıştır ki bu Kabe'nin rolü onarımında Hacerül Esved taşından bahsediyoruz. Hacerül Esved taşının yerine konulması noktasında bir anlaşmazlık çıkıyor kabileler arasında ve bu anlaşmazlığı giderme noktasında da güvenilir olduğunu düşündükleri Hz. Muhammed'e hakemliğine başvuruyorlar ve onun sunduğu, ona sunduğu çözümle beraber onu kabul ediyor ve hepsi bütün işte kabile mensupları buna göre hareket ediyor. Biz buna hakim. Kem olayı da diyoruz bazı kaynaklarda bu şekilde de geçiyor. Ee, Hz. Muhammed'in e, Kabe'nin onarımı esasında yaptığı hakemlikten bahsediyoruz. 610 yılında Hira mağarasında inzivaya çekildiği esnanda ilk vahiy alıyor ve böylece peygamberlik süreci de başlıyor diyebiliriz arkadaşlar. Hz. Muhammed'in şahsi yönüyle alakalı ahlaki açıdan öne çıkan unsurlardan bahsedecek olursak dürüst ve güvenilir olmasından bahsediyoruz ki bu anlamda kendisine el emin deniliyor ki ne demek bu güvenilir demek güvenilir olmasıyla alakalı bir kavram olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bunun dışında affedici ve merhametli olmasından bahsediyoruz ki arkadaşlar bununla alakalı onun taifte özellikle yaşadığı mesele karşımıza örnek olarak çıkabilir ne oluyordu? Taife insanları Allah'ın inancına çağırmak için gidiyordu ama taşlanma gibi çok e, olumsuz bir e, durumla karşılaşıyordu e, ve buna rağmen onlara herhangi bir şekilde beddua da etmiyor tam tersine Allah'a onlardan e, af, e, Allah'tan onlardan onlar için af diliyor onların bilgisiz olduğunu bilmediklerini bu yüzden öyle davrandıklarından e, bahsediyor ki bu da onun ne kadar merhametli olduğunun göstergesi sadece insanlara karşı değil doğaya hayvanlara karşı da merhametli olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar adil ve hakkı göz tam bir yapısı vardı ki Hılful Fudul gençlik döneminde yani peygamberlik öncesinde de Hılful Fudül'e katılmış olması, o erdemler cemiyetine katılmış olması bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Aynı zamanda işte Bedir Savaşı'nda esir olarak düşen işte Abbas, amcası Abbas ve damadını ancak fidye karşılığında serbest bırakması, yani herkese davrandığı gibi sırf akraba diye onlara ayrıcalık tanımaması yine onun adaleti oluşuna güzel bir örnek olarak karşımıza çıkar. Aynı şekilde işte her suç işleyen kim olursa olsun kendi kızı Fatıma bile olsa ona da aynı muamele yapacağını dair ifadelerde bulunması da yine onun adil ve hakkı gözeten bir kimse olduğunun örneklerinden bazılarıdır arkadaşlar. Müsamakardı yani ne demek bu? Hoşgörülüydü. Hoşgörülü bir yapısı vardı arkadaşlar ki bunun yine en güzel örneğini biz Medine Sözleşmesi'nde bir görüyoruz. Neydi Medine Sözleşmesi'ne göre işte ne oluyordu? Medine'ye hicretten sonra orada farklı inanışlardan bulunan kimseler kendi inanışlarını yaşama noktasında serbest bırakılıyordu. Medine Sözleşmesi'nde bu var. Bir tür barış antlaşması olarak karşımıza çıkar ki işte herkes kendi dinini, kendi inancını yaşamakta serbest olacak. Sadece toprakların savunulması durumunda birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeleri gerektiğine dayalı bir sözleşmeden bahsediyoruz. Bu yönüyle de hoşgörülü olmasının en güzel örneklerinden bir tanesidir arkadaşlar. Yine işte Medine'ye hicret esnasında yani orada yaşadığı dönemde Necranlı Hristiyanların işte şeye gelip Medine'ye geldiklerinde orada inşa edilen Mescidi Nebi'de kendilerinin kalmasına izin vermesi, aynı zamanda ibadetlerini yapabilmesi için onlara yer tahsis etmesi de yine onun hoşgörülü özelliğine bir örnektir diyebiliriz. Mekke'nin fethinde kendisine o kadar zulmeden, kendisine o doğduğu topraklardan zorla çıkaran insanlara karşı affedici olması da yine onun müsamahkar, hoşgörülü olduğunun örneklerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Sabırlı, kararlı ve cesurdu ki bunun en güzel örneği Ebu Talip aracılığıyla müşrikler ona diyorlar ki davandan vazgeç. Ancak o ne yapıyor? Bir elime güneşi, bir elime ayı da verseler ben bu davam vazgeçmem diyerek e, ne kadar kararlı yaşadığı her şeye rağmen ne kadar kararlı sabırlı ve cesur olduğunu göstermiş oluyor. Mütevazı yani alçak gönüllüydü arkadaşlar ki. Bunu yine Veda Hutbesi'ndeki ifadelerinden de rahatlıkla görebiliyoruz. Veda Hutbesi'nde işte insanların birbiriyle eşit olduğunu, ırk ayrımının olmadığını vurgu yaptığını görüyoruz ki Veda Hutbesi bu yönüyle insan haklarını savunuyor olması bakımından e, günümüzdeki insan hakları e, anayasasına eş değer bir ifadeye sahiptir ki bu yönüyle de ön plana çıkmaktadır diyebiliriz arkadaşlar. Aynı zamanda alçakgönüllü, kendi işlerini yapan yani kendi yükünü başkasına bırakmaktan hoşlanmayan bunu Hazreti Ayşe'nin özellikle anlatımlarında da görüyoruz ki bu durumda onun ne kadar alçak gönüllü mütevazı bir kişiliğe sahip olduğunun göstergesidir diyebiliriz. Şahsi anlamda en güzel örnek olarak karşımıza çıktığından bahsedebiliriz Hazreti Muhammed'in arkadaşlar. Bu videomuzun konusu bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.